Arkadaşlar, şirketler hukukunda kaldığımız yerden bu dersimizde devam ediyoruz. Şu an şahıs şirketleri, sermaye şirketi ayrımını irdeleyecek olursak, şirketleri ayrıyeten şahıs şirketi ve sermaye şirketi olmak üzere iki grupta sınıflandırabiliriz. Şahıs şirketi dediğimizde bu şirketler adi şirketler, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler şahıs şirketi olarak adlandırılırlar. Sermaye şirketleri ise bunlar anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketi olarak adlandırılır. Şimdi şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinin özelliklerinden bahsedelim. Şahıs şirketleri dediğimizde sermayeden ziyade ortakların kişiliklerinin ön planda olduğu şirket tipleridir. Adi kolektif ve adi komandit şirketlerde kimin ne kadar sermaye koyduğuna bakılmaksızın herkes eşit haklara sahiptir. Şahıs şirketlerinde sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kural olarak ortaklar eşit oy hakkına sahiptir. Bütün ortaklar eşit yönetme hak ve yetkisine sahiptir. Öte taraftan şahıs şirketi az sayıda kişiden kurulan ve ortakların birbirlerini çok iyi tanıdıkları şirket tipidir. Arkadaşlar, şahıs şirketlerinin bir diğer özelliği ortaklar alacaklılara karşı sınırsız ve müteselsil sorumludur. Sınırsız sorumluluk ve müteselsil sorumluluğun ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. Kural olarak şahıs şirketlerinde bütün ortaklar yönetme yetkisine sahiptir. Ayrıca şahıs şirketlerinden kolektif şirket ortakları sadece gerçek kişilerden oluşabilir. Bu arada sözleşmede aksine bir hüküm yoksa şahıs şirketinde her ortak eşit oy hakkına sahiptir. Yine sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kimin ne kadar sermaye koyduğuna bakılmaksızın ortaklar kâra, zarara eşit katılırlar. Şahıs şirketleri az sayıda ve birbirini tanıyan kişilerden oluştuğundan dolayı bütün ortakların yönetme yetkisi vardır dedik. Bundan dolayı şirketlerin yani şahıs şirketlerinin kanuni organlarını oluşturmamaları şirketin hukuki durumu açısından herhangi bir olumsuzluk arz etmemektedir. Yani bu şirketler kanunen zorunlu organlarını oluşturmasalar dahi herhangi bir hukuksal açıdan sıkıntı yaşamazlar. Bunun dışında şahıs şirketlerinde yine sözleşmede aksine bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölümü, ortaklardan birinin iflası, ortaklardan birinin fiil ehliyetini kaybetmesi ortaklığı kural olarak sonlandırır. Öte taraftan sermaye şirketlerine gelecek olursak arkadaşlar, sermaye şirketinde kural olarak şahıstan ziyade taahhüt edilen sermaye oranında hak sahibi olursunuz. Yani ne kadar paran varsa o kadar hak sahibi olduğun şirket türüdür. Sermaye şirketlerinde her pay bir oy hakkı verir. Bu arada sermaye şirketleri ortaklarının birbirini tanıması gerekmez. Sermaye şirketleri limited şirket hariç çok sayıda birbirini tanımayan kişiden kurulabilir. Bu arada sermaye şirketlerine ticari itibar, emek gibi kavramlar sermaye olarak konulamazken şahıs şirketlerine her türlü iktisadi değeri olan şeyler sermaye olarak konulabilir. Sermaye şirketlerinde kanuni organlarını şirket oluşturmak zorundadır. Yani kanunen kurulması zorunlu organlarını belirli bir süre içerisinde oluşturmadığı takdirde şirket tüzel kişiliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
Bu arada sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de zarardan dolayı sermayenin 3/2 oranında azalması halinde şirket genel kurulu tarafından karar alınmadığı takdirde şirket tüzel kişiliğini kaybeder. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu sadece taahhüt ettiği sermaye oranında sınırlı sorumludur. Bu arada sermaye şirketlerinde ortaklar sermaye borcunu yerine getirdiği takdirde şirkete karşı ve alacaklılara karşı yükümlülükten kurtulurlar. Söz konusu sermaye şirketlerinde ortakların yönetme yetkisi yoktur. Ayrıyeten sermaye şirketlerinde ortaklar şirketle rekabette bulunacak faaliyetlerde bulunabilirler. Ama şahıs şirketlerinde ortaklar şirketle rekabet edici faaliyetlerde aksine bir hüküm bulunmadığı müddetçe bulunamazlar. Şahıs şirketi ve sermaye şirketi ayrımı dediğimizde aklımıza bu gelir. Öte taraftan arkadaşlar bir diğer sınıflandırma sermaye türlerine göre. Yani sermayeye göre sınıflandırma dediğimizde üç şekilde sınıflandırırız. Bunlardan birincisi basit sermayeli şirketler. Arkadaşlar basit sermayeli şirketler dediğimizde adi şirketler, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler basit sermayeli şirketlerdir. Başka bir deyişle, şirket sözleşmesinde herhangi bir sermaye limiti öngörülmemişse bu şekilde sermayeye sahip olan şirketlere basit sermayeli şirketler adını veriyoruz. Bu şirketlerin sözleşmesinde kanun tarafından belirli bir sermaye limiti şart koşulmamıştır. Bir diğeri sabit sermayeli şirketler. Sabit sermayeli şirketler ise arkadaşlar sözleşmede belirli bir sermaye miktarının esas alındığı ve kanunen de belirli bir sermaye limiti şart koşulan şirketlere sabit sermayeli şirketler adını veriyoruz. Anonim şirketler ve limited şirketler sabit sermayeli şirketlerdir. Örneğin bir anonim şirketin kuruluşunda minimum 50 bin TL sermaye olmak ve bu sözleşmede gösterilmek durumundadır. Bir limited şirketin kuruluşunda minimum 10 bin TL sermaye olmak zorunda ve bu sözleşmede gösterilmek zorundadır. Sabit sermayeli şirketlerin diğer bir özelliği, bu şirketlerde zarardan dolayı sermaye 1/3'nin altına düştüğü takdirde genel kurul şirket hakkında bir takım tedbirler almadığı durumda söz konusu şirketin tüzel kişiliği infisah etmekle karşı karşıya kalabilir. Sabit sermayeli dediğimizde sözleşmede bir sermaye minimum sermaye limitinin öngörülmesi aklımıza gelecek. Basit sermaye dediğimizde ise kanunen herhangi bir sermaye limiti öngörülmemiş şirketler aklımıza gelecek. Bir diğer sınıflandırma türümüz değişir sermayeli şirketler. Arkadaşlar değişir sermayeli şirketler dediğimizde de bunun en tipik örneği kooperatiflerdir. Bunun en tipik örneği kooperatiflerdir. Değişir sermayeli şirketlerde kural olarak yeni ortak veya üye alındığı zaman sermaye kendiliğinden artıyor. Bir ortak veya üye ayrıldığında sermaye kendiliğinden azalıyor ise buna değişir sermayeli şirket diyoruz. Başka bir deyişle yeni ortağın alınmasıyla sermayenin yükseldiği, bir ortağın ayrılmasıyla sermayenin düştüğü şirket tiplerine değişir sermayeli şirket adı verilir. Öte taraftan diğer bir sınıflandırma durumumuz arkadaşlar, sermayeye göre diğer bir sınıflandırma durumumuz ortakların
sorumluluğu. Evet. Tahtamızı temizleyelim ve ortakların sorumluluğuna göre sınıflandırmamıza devam edelim. Kural olarak ortakların sorumluluğuna göre sınıflandırma dediğimizde sınırlı sorumlu, sınırsız sorumlu, birinci dereceden, ikinci dereceden, adi ve müteselsil sınıflandırma gibi sorumluluklar aklımıza gelecek. Sorumluluğa göre sınıflandırma dediğimizde öncelikle birinci dereceden sorumluluk. Arkadaşlar birinci dereceden sorumluluk dediğimizde kural olarak bir şirket ortağı alacaklılara karşı ilk elden bizzat sorumlu oluyorsa buna birinci dereceden sorumluluk adını veriyoruz. Başka bir deyişle alacaklı doğrudan alacağını şirket ortağından talep edebiliyorsa buna birinci dereceden sorumluluk adı verilir. Tüzel kişiliği olmayan şirketlerin ortakları her zaman birinci dereceden sorumludur. Örneğin, adi ortaklık ortakları birinci dereceden sorumludur. Donatma iştirakı ortakları birinci dereceden sorumludur. Joint venture ve konsorsiyum ortakları bunlar birinci dereceden sorumludur. Tüzel kişiliği olmayan ortaklıkların ortakları her zaman birinci dereceden sorumludur. Bir diğer sorumluluk türümüz ikinci dereceden sorumluluk. Arkadaşlar ikinci dereceden sorumluluk dediğimizde aklımıza şu gelir. Alacaklı alacağı için öncelikle şirket tüzel kişiliğini takip altına alıyorsa, eğer alacağını şirket tüzel kişiliğinden tahsil edemezse, daha sonra ortaklara başvuruyorsa, bu şekildeki ortaklık sorumluluğuna ikinci dereceden sorumluluk adını veriyoruz. Tüzel kişiliği olan ticari şirket ortaklarının tamamı ikinci dereceden sorumludur. Örneğin, kolektif şirket ortakları, anonim şirket ortakları, limited şirket ortakları ve komandit şirket ortakları ikinci dereceden sorumludur. İkinci dereceden sorumluluğun en önemli özelliği alacaklı önce tüzel kişilik hakkında takip başlatıyor. Eğer tüzel kişilikten alacağını tahsil edemezse, yani bu iki şekilde olur. Mesela takip semeresiz kalmışsa ya da şirket tüzel kişiliği tamamen dağılmış ise bu durumda ortaklara başvuruyor. Buna ikinci dereceden sorumluluk adını veriyoruz. Bir diğer sorumluluk türümüz, şuradan devam ediyorum. Sınırsız sorumluluk ve sınırlı sorumluluk. Sınırsız sorumluluk dediğimizde bir şirket ortağı alacaklılara karşı şahsi malları da dahil olmak üzere bütün mal varlığı ile sorumluysa buna sınırsız sorumluluk diyoruz. Bütün malları ile sorumlu olmaya sınırsız sorumluluk adını veriyoruz. Bu arada arkadaşlar hangi şirket türleri sınırsız sorumludur? Kolektif şirket ortakları sınırsız sorumludur. Komandit şirketlerde komandite ortaklar sınırsız sorumludur. Adi şirket ortakları sınırsız sorumludur. Ortakların alacaklara karşı şahsi mallarıyla sorumlu olduğu şirket tipi. Sınırlı sorumluluk ise ortakların alacaklılara ya da şirkete karşı sadece taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olmalarına sınırlı sorumluluk diyoruz. Hangi şirket ortakları sınırlı sorumludur?
Anonim şirket ortakları sınırlı sorumludur. Limited şirket ortakları sınırlı sorumludur. Komandit şirketlerin komanditer ortakları sınırlı sorumludur. Alacaklılara karşı ortakların bütün mallarıyla sorumlu olmasına sınırsız, sadece taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olmalarına ise sınırlı sorumluluk adını veriyoruz. Arkadaşlar, bir diğer sorumluluk türü adi sorumluluk, müteselsil sorumluluk. Adi sorumluluk dediğimizde bir şirket ortağı alacaklılara karşı sadece taahhüt ettiği sermaye ile sorumlu oluyorsa buna adi sorumluluk adını veriyoruz. Sadece taahhüt ettiği sermaye oranında sorumlu olması. Bu arada arkadaşlar, dikkat edelim. Sınırlı sorumlu ortaklık türleri aynı zamanda adi sorumludur. Sınırlı sorumlu ortaklar aynı zamanda adi sorumludur. Buna adi sorumluluk diyoruz. Bir diğer sorumluluğumuz müteselsil sorumluluk. Arkadaşlar, müteselsil sorumluluk dediğimizde bir şirket ortağı alacaklılara karşı sadece taahhüt ettiği sermaye ile değil, borcun tamamı sona erinceye kadar sorumlu ise buna müteselsil sorumluluk adını veriyoruz. Ortağın alacaklılara karşı borcun tamamından sorumlu olmaları halidir. Dikkat edelim. Sınırsız sorumlu ortaklar aynı zamanda müteselsil sorumludur. Belirtelim. Sınırsız sorumlu ortaklar aynı zamanda müteselsil sorumludur. İşte buna da ortakların alacaklara karşı sorumluluk durumları adını veriyoruz. Öte taraftan şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı sorumlulukları var. İsterseniz şimdi şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı sorumlulukları üzerinde duralım. Şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı sorumluluğu dediğimizde aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Bir şirket tüzel kişiliğinin veya ortaklığın kamu borçlarından dolayı sorumluluğu kural olarak şirketin yönetme yetkisine sahip olanlarına ait olur. Yani kamu borcundan dolayı şirket alacaklısı sıfatındaki kamu kurumları alacağını şirket tüzel kişiliğinden tahsil edemediği takdirde bunu şirketin yönetme yetkisine sahip olan kişilerden tahsil eder. Ha, yönetme yetkisine sahip olanlar ise ortaklara rücu hakkına sahiptir. Ancak burada kamu borçlarından dolayı sorumlulukta limited şirket ortaklarında bir farklı uygulama söz konusudur. Arkadaşlar, biraz önce limited şirket ortaklarının alacaklılara karşı sınırlı sorumlu sadece taahhüt ettiği sermaye ile sınırlı sorumlu olduğunu vurgulamıştık. Ancak bir limited şirketin kamu borçlarından dolayı alacaklılara karşı bir takım yükümlülükleri varsa şirketin kamu borçlarını kamu kurumu şirketin mal varlığından tahsil edemediği takdirde
sermaye borcunu yerine getirmiş olsa dahi kamu kuruluşları limited şirket ortaklarına payları oranında şahsi mallarına da başvurma hakkına sahiptir. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. Yani bir limited şirket ortağı sermaye borcunu yerine getirmiş olsa dahi şirketin kamu borçlarından dolayı şahsi mallarıyla sadece taahhüt ettiği sermaye oranında kamu kurumlarına karşı sorumludur. Şimdi arkadaşlar, şimdi geliyoruz ticari şirketlerdeki bir takım sınıflandırmalara. Bizim için dersi öğrenme konusunda önemli olacak iki tane sınıflandırma vereceğim. Bunlardan birincisi adi şirket ile ticari şirketlerin sınıflandırmasını ve özelliklerini sıralayacağız. Bir diğeri de kolektif şirket ile anonim şirketlerin bir sıralandırmasını veya sınıflandırmasını yapacağız. Öncelikle adi şirket ile ticari şirketler arasındaki farklılıklara bakalım. Arkadaşlar, adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Ama ticari şirketlerin tüzel kişiliği vardır. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı şirket malları üzerinde ortaklar oy birliği, düzeltiyorum, el birliğiyle mülkiyete sahiptir. Ancak ticari şirketin malları üzerinde ortakların paylı mülkiyeti söz konusu. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı hak ve fiil ehliyeti yoktur. Öte taraftan ticari şirketin tüzel kişiliği olduğundan dolayı ortaklardan bağımsız hak ve fiil ehliyeti vardır. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı kural olarak dava ehliyeti yoktur. Ticari şirketlerin tüzel kişiliği olduğundan dolayı dava ehliyeti vardır. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı hukuki işlem ehliyeti yoktur. Ticari şirketlerin tüzel kişilikleri olduğu için hukuki işlem ehliyeti vardır. Öte taraftan adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından dolayı kendine ait bir ikametgahı ve yerleşim yeri, yerleşimi yoktur. Ticari şirketlerin kendine ait ikameti vardır. Öte taraftan adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından dolayı adi şirket ortakları tacirdir. Şirket tacir değildir. Şirket tacir değildir. Ticari şirketlerin kendi tüzel kişiliği olduğu için şirketin kendisi tacirdir. Ortaklar tacir sıfatını kazanmaz. Genel olarak
adi şirket ve ticari şirketleri özelliklerine göre vasıflandıracak olursak bu şekilde bir sonuç açığa çıkar. Bir diğer nokta, isterseniz şimdi sermaye şirketlerinin tipik özelliğini gösteren kolektif anonim şirketler ile şahıs şirketlerinin tipik özelliğini gösteren kolektif şirketleri de bu şekilde birbiriyle karşılaştıralım. Her iki şirket tipinin özellikleri nelermiş? Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. Evet. Anonim şirketler ile kolektif şirketlerin karşılaştırmasını yapacak olursak, anonim şirketler sermaye şirketidir. Kolektif şirketler şahıs şirketidir. Bunun özelliği neydi? Anonim şirketlerde her ortak sahip olduğu sermaye payı oranında hak sahibi iken, kolektif şirketlerde kimin ne kadar sermaye koyduğuna bakılmaksızın ortaklar eşit hak ve borç altındadır. Anonim şirket ortakları sınırlı sorumluyken, kolektif şirket ortakları sınırsız ve müteselsil sorumludur. Yani anonim şirket ortağı sadece şirkete taahhüt ettiği sermaye payı oranında sorumluyken, kolektif şirket ortakları alacaklılara karşı şahsi mallarıyla da sorumludur. Bir diğer nokta, anonim şirketler sabit sermayeli şirket iken, kolektif şirketler basit sermayeli şirkettir. Yani kanunda kolektif şirket için asgari bir sermaye miktarı öngörülmemiştir. Ama anonim şirket için kanunda asgari bir sermaye miktarı öngörülmüştür. Anonim şirketler zorunlu organlarını oluşturmaz ise infisah olur. Ancak kolektif şirketler zorunlu organlarını oluşturmak zorunda değildir. Yani arkadaşlar, anonim şirketin kanunen kurulması zorunlu organlarını kanunda belirlenmiş olan süre içerisinde mutlaka oluşturmaları gerekir. Aksi takdirde bu bir infisah sebebi. Fakat kolektif şirket kanunen zorunlu organları, mesela yönetim organlarını oluşturmasa dahi bütün ortaklar ortaklığı kanunen yönetme ve temsil etme yetkisine sahip olurlar. Bir diğer ayrıma gelecek olursak, kural olarak anonim şirketlerde sözleşme değişikliği nitelikli çoğunluk ile yapılırken, kolektif şirketlerde sözleşme değişikliği oy birliği ile yapılır. Bir diğer nokta, anonim şirketlerde ortaklığa yeni ortak alımı oylamaya tabi değilken, kolektif şirketlerde yeni ortak alımı oy birliği ile gerçekleşir. Yani bir anonim şirkette pay sahibi diğer paydaşların rızasına bakmaksızın payını üçüncü kişilere devrettiği takdirde ortaklıktan çıkar, payı devralan kişi doğrudan ortak sıfatını kazanır. Ama
kolektif şirketlerde yeni bir ortağın alınması ya da bir ortağın ortaklıktan ayrılabilmesi için mutlaka bütün ortakların oy birliğiyle bu konuda ne yapmaları lazım arkadaşlar? Karar almaları gerekiyor. Bir diğeri ortakların ölümü, iflası, fiil ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişiliğe etki etmez. Ama kolektif şirketlerde sözleşmede aksine hüküm yoksa ortağın ölümü, iflası, fiil ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişiliği sonlandırır. Öte taraftan anonim şirketler piyasaya pay senedi şeklinde kıymetli evrak sürebilirken kolektif şirketler pay senedi düzenleyemez. Öte taraftan anonim şirketlere ticari itibar, emek, hizmet edimi ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamaz. Ama kolektif şirketlere iktisadi değeri olan ve üzerinde tasarrufta bulunulan her türlü varlık sermaye olarak konulur. İşte arkadaşlar, anonim şirket ve kolektif şirketlerle ilgili sınıflandırma yapacak olursak bu şekilde bir sonuçla karşılaşırız. Bu arada bu sınıflandırmayı yapma nedenimiz, dikkat edelim, anonim şirketler sermaye şirketinin en tipik ve başat örneğidir. Kolektif şirketler ise şahıs şirketinin en tipik ve başat örneğidir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.